Twitter'da Borsa Kaplanı diye bir hesap var. Baktım ki inseller tarafından bayağı sevilen bir hesap. Bunu böyle kanaat önderleri ilan etmişler. Hesapta kadın erkek ilişkilerine dair son derece sapıkça, insanda paranoyaklık yaratacak ve genelde kadınlara nasıl güvenilmemesi gerektiğine dair bence oldukça rahatsız edici paylaşımlar var. Bu tarz anon hesapları ben de Twitter'dan takip ediyordum. Bayağı eğlenceliydi. Çünkü ciddi olduklarını ya da bunu kanaat önderi olarak gören insanlar olduğunu düşünmüyordum. Ama gerçekten Öylelermiş. Uzun bir süredir bu tarz hesaplarla ya da bu Borsa Kaplanı isimli arkadaşla bir bağlantım yoktu ama geçen tekrardan karşıma düştü. Arkadaşı ifşalamışlar. Ya burası işin çok önemli boyutu değil ama en azından tekrardan toplumda bu tarz kişilikler hesaplar nasıl karşılık buluyor analiz etmemi sağladı. Ve şunu fark ettim durum gerçekten hiç iç açıcı değil. Herifin ilk olarak yaptığı şey bu saatte gelecekteki karınızı bilmem ne yapıyorlar şeklinde tweetlerini her gün postlaması. Bunu sürekli yaparak 15-20 arasındaki bunu takip eden erkek ve büyük ihtimalle insel takipçilerine giziden gizliye bir paranoyaklık veriyor. Birkaç yıl öncesine kadar ben de bu şekilde paranoyak bir insandım. İkili ilişkiler konusunda hiç kimseye güvenemezdim. Hatta var olmayan gelecekteki kız arkadaşım hakkında triplere falan girerdim. Aranızda mutlaka böyle insanlar vardır. Bu hesapta aslında bu tarz tipleri besliyor. Ben buna borsa kaplanı sendromu diyeceğim. Bu sendromu ilk körükleyen şey bence sapıklık. Misal bir tweetinde komşu kızına yapmak istediği fantazilerden falan bahsediyor. Yine bir başka burada okuyamayacağım derecede iğrenç tweet'i. Bu hesabın kendi dünyasında mesele kadınların güvenilir olup olmaması falan değil. Mesele senin maksimum paranoyaklık seviyesine ulaşman. Bunu da bu tarz tweetlerle körüklüyor. Bırakın şu anda mevcut olarak senin çıktığın kızı gelecekteki insandan bir sonraki adımından bile şüphe etmeni sağlıyor. Ve bu adama da çıkıp cidden bazıları abi konuş be borsa kaplanını anlamak falan diye şeyler söyleyebiliyor. Oysa bu hesabın sahibi, bu tweetleri yazanlar ve destekleyenler tamamıyla insel, kadınlarla nasıl konuşması gerektiğini bile bilmeyen, özgüvensizliği tavan yapmış tipler. Bir de narsistik kişilik bozuklukları var. Olayı şöyle özetleyeyim. Bu gibi tipler aslında kadınları diğer yaşıtlarından daha fazla hak ettiklerini ama kadınların doğru erkek seçme konusunda yanlış kararlar veren eksik canlılar olduklarını kendilerine telkin ederek psikolojik savunma mekanizmasını geliştirirler. Partner bulma probleminin süresi uzadı bu düşünceler yerini kadın düşmanlığına bırakır. En sonunda kadınlara güvenmenin, onlarla sevgili olmanın enayilik olduğunu kabul ederek partnersiz bir hayata övgü yaparlar. Ve partneri olanları da parona yaklaştırmak için çevrelerine bu tarz şeyler söylerler. Gelecekteki karınıza şu anda şunu yapıyorlar. İleride evleneceksin ama bakın kadınlar şunu yapıyorlar gibisinden. Ya da sapıkça tweetler. Çünkü herhangi bir partneri yok ve olamayacaktı. O bir insel. Ve maalesef görünen o ki 18-25 yaş arasındaki o genç ve belki de bu konulardan çok anlamayan nesle Paranoya tohumları ekti bu herif. Öyle bir kitlesi oluştu ki hepsi kadınlara öfkeli, tüm kadınların kaşar olduğu ön kabulüyle yürüyen ezik sünepe sürüsü. Sevilmediklerinden, geri planda yaşadıklarından bütün hayata öfkeliler. O yüzden de Borsa Kaplanı isimli bu ezik hesabı kendilerine bir kurtarıcı olarak görüyorlar. Söylenilmemişleri söyleyen olarak görüyorlar. Biz böyle tepki gösterince de diyorlar ki hayır adam gerçekleri konuşuyor sen yediremiyorsun o yüzden böyle eleştiri yapıyorsun. Senin de gelecekteki karını bilmem ne yapacak. Oğlum siz eziksiniz ve bunu değiştirmek için çaba göstermek yerine kendiniz gibi olanlarla devam ediyorsunuz. Mesela bu hesap. Adamın sapıkça ve paranoyakça tweetler atmak dışında başka hiçbir şey yaptığı yok. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Eğer Twitter'da bazı güruhlar tarafından bu herif kanaat önderi olarak ilan edilmeseydi ve ciddi manada bu herife saygı duyan bir kitle olmasaydı bu adam hakkında konuşmazdım. Ama cidden varlar ve onların kafa yapısını biraz incelemek istedim. Biliyorum bu arada bir erkek olarak sizinle bu tarz paranoyak durumlarınız olabilir. Acaba sevgilim şu anda bensiz ne yapıyor? Ya da gelecekteki karıma şu an neler yapılıyor? Arkadaşlar bu inanılmaz narsistik bir bakış açısı. Bu kadar özgüvensiz olmayın ve sizi paranoyaklaştıran bu hesapların var olmasına da izin vermeyin. En azından kendi hayatınızda yani. Engelleyin geçin. Yoksa borsa kaplanı sendromuna yakalanabilirsiniz. Ve bu sizin için iyi olmaz. Ve bitirmeden şunu da söylemek istiyorum. Filipinlerden çok güzel bir vlog yayınladım uzun bir ara sonra. Şu anda ekranda çıktı. Onu da izlemek isterseniz isterseniz tıklayıp gidebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.